Sevgili seyirciler, Ankara Stüdyo olanından iyi günler diliyorum. Şu andaki konuğumuz Keçiören Belediyesi AK Parti aday adayı Ferhat Erdoğan. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyi, işte malum yoğun bir süreç içerisindeyiz. Allah hepimizin ve tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum bu vesileyle. İnşallah iyi bir süreç, hayırlı bir süreç geçireceğiz. Teşekkür ediyorum. Bugün de bizi konuk ettiniz. Ben Kanal 5 ailesine öncelikle ve aynı zamanda da ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza buradan saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. İnşallah da sürecin memleketimiz için, Ankara'mız için, Keçiören için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Ferhat Erdoğan kimdir dersek bize kendinizi nasıl anlatırsınız? Evet, Aydın Bey, ben 1975 Çorum doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Küçük yaşlardan itibaren hem çalıştım hem okudum. Esnaflık yaptım. Bunun yanında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında üniversiteyi bitirdikten sonra bir holdingde yöneticilik yaptım yaklaşık 8 yıl. Şu anda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mahalli İdareler ve Şehircilik yüksek lisansını tamamlamak üzereyim. Ve meclis üyesiyim. Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı yaptım. Siyaseten de, tabii biz 94 yılında başladık siyasete. Babamızdan aldığımız o havayla, evet, o atmosferle siyasete o yıllarda ısınmaya başladık. Refah Partisi gençlik kollarına katıldım. Daha sonra ilçede birçok aktif görev aldım Refah Partisi'nde. Fazilet Partisi de aynı şekilde. AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte de kurucu başkan yardımcısı olarak siyasi hayatımıza devam ettik. Daha sonra 2003 yılında da Gençlik Kolları Başkanı oldum Keçiören'den. Bu görevimi 2006 Mayıs ayına kadar sürdürdüm. Sonra ana kademede ilçe başkan yardımcısı olarak göreve başladık. Bu görevimizde 2008 yılında yapılan kongreyle birlikte de ilçe başkanı olarak seçildim. 2012 yılına kadar da ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Daha sonra 2012-2014 yılları arasında AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi olarak bu siyasi hayatımızı sürdürdük ve teşkilat başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. 2014'teki yerel seçimlerde de Keçiören'de belediye meclis üyesi olarak seçildik. Ve 5 yıla yakında sonrasında belediye başkan yardımcılığını yürüttüm. Tabii hizmet etmek güzel, evet, bir şey. Yani bu ortamları yaşamak bize... STK'larda da göreviniz var. STK'larda tabii birçok STK'larda var, görevlerimiz var. İnsan zaten bir takım paydaşlarla ya da sosyal hayatta faydalı olduğun anda bir noktada iyi hizmetler yapmış oluyorsun. Mutlu oluyor. Evet. Yoksa evin köşesinde oturup kendi haline yeter bir şekilde vaziyette durmak değil, topluma faydalı hizmetler üretmek lazım. O anlamda da birçok noktada da STK'larda da görev aldık. Katkı verdik. Bunun yanında kendimize, tecrübemize tecrübe katmaya çalıştık. Yeni gelen arkadaşlara o tecrübeden istifade ettirmeye çalıştık. Bu şekilde de bir tempoyla da hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Allah akıbetimizi hayırlı kılsın inşallah. Amin. Efendim, Keçiören sanırım 70 ile yakın ilden daha nüfus olarak büyük, 60-70 neyse rakamlar. Evet, 57 ilden 57 bir ilçe. Evet, Keçiören. Yani çok büyük bir ilçemiz. Bize Keçiören'i anlatırsanız nasıl anlatırsınız? Keçiören'e ben Çorumlu
dedim ve Çorum'dan biz 1976'da gelmişiz. Daha ben bir yaşına gelmeden Keçiören'e gelmişiz. Tabii Keçiören bizim hayatımızda önemli bir dönemdir. Eğitimimizi orada aldık, çalışmamızı orada yerine getirdik. Aynı zamanda tozunu, dumanını yuttuk. Keçiören'in bağrından çıkmadık, bağrında kalarak da hizmet etmeye çalışıyoruz. Keçiören gerçekten bugün Türkiye'de birçok noktada güzel hizmetleri yapan, Orta Anadolu'nun insanlarının daha çok yoğun bir şekilde çalıştığı, ikamet ettiği ve aynı zamanda da huzurlu bir ilçe Keçiören. Ve daha çok tabii ki Keçiören'de şu anda ikamet edilen, iş yerlerinin çok yoğun olmadığı, bir sanayisinin olmadığı fakat esnafların da yoğun olduğu bir bölge. Keçiören bizim hayatımızda gerçekten vazgeçilmezlerimizden. Çünkü Keçiören topraklarına ayak bastığında evine girmiş gibi kendini hissediyorsun. Bu anlamda da Keçiörenli insanlarımız belki orta gelir seviyesine sahip insanlarımız ama gönülleri zengin, bunun yanında paylaşmasını bilen, evlatlarına sahip çıkan, kendi içindeki evlatlarına sahip çıkan, onun yanında kültür anlayışımız, medeniyet anlayışımız, tasavvurumuza, Türkiye'nin gelecekle ilgili tasavvuruna uygun insanlarımızın yaşadığı ve bu anlamda da gerçekten benim de içinde yaşamaktan mutlu olduğum bir kent. Yaklaşık 42 yıldır Keçiören'deyim ve tabir yerinde ise girmediğimiz sokak kalmadı, gitmediğimiz mahalle kalmadı. Sorunlarını biliyoruz. Buna çözüm noktalarını her birisini biliyoruz. Onun için de bugün bir hizmet noktasında biz de bir adım atmış olduk. Bu adımımızın hayırlara vesile olmasını ben öncelikle temenni ediyorum. Tabii takdir Allah'tan. Şüphesiz. Bunlar nasip işi. Dolayısıyla biz de inşallah böyle bir kente, büyük bir kente hizmet etmekten gerçekten mutluluk duyacağız. Bunun yanında içimizdeki o sevdanın, o aşkın, o hizmet seferberliğinin yerine getirilmesi noktasında da gayretlerimizi sonuna kadar da kullanacağız ve yerine getirmiş olacağız inşallah. Peki efendim, Keçiören'de sahadasınız. Belediye başkan yardımcısı olarak da sahadasınız. Şu anda da aday adayı olarak sahadasınız. Sahanın nabzı nasıl efendim? Tabii bizim milletimiz siyaseti konuşmayı sever. Yani nerede olursa olsun konuşmayı sever. Ülke meselelerine yatkındır. Değerlendirme yapar, kritik yapar. Şu anda da bir seçim atmosferine girdiğimiz için Keçiörenli şu anda yerel seçimleri düşünüyor. Bununla ilgili tabii aynı zamanda bir konjonktür var. Genel anlamdaki siyasetin. Dolayısıyla tabii önümüzü görmek, bu 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de kritiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor Keçiörenli. Onun için de saha şu anda sıcak gidiyor. İnşallah tabii genel merkezimiz vatandaşın hassasiyetini birçok yönüyle aldı. Değerlendirmelerde bulundu. Bunun yanında anket yoluyla yine bu değerlendirmeleri alıyor, vatandaşın nabzını ölçüyor. Bunun yanında işte çeşitli aktörlerle bu anlamda vatandaşın o hassasiyetlerini birebir yerinde alarak bu hassasiyetlerin ölçümünü yapıyor. Ve dolayısıyla da vatandaşla birlikte siyasetçiler de şu anda ana teması yerel seçimler. Bunun için de bu anlamda bu kadar siyasete yatkın olan bir millet bence çok doğru noktalarda neticeler alınacağını biliyoruz. Bunun için vatandaşımız ülke meselelerine eğilmeleri, yerel meselelere eğilmeleri bizi mutlu ediyor. Şundan, biliyorsunuz birçok ihtilaller
darbeler geçti bu ülkenin evet. üzerinden. Hep siyasetten uzaklaştırıldı. Özellikle gençler. Yani bir darbe olunca yani sağına da soluna da hepsine de bir tokat atıldı evet. ve kenara çekildi. Hainler planlarını sürekli yaptı. Yaptı. Ama şimdi, vatanseverler de 15 Temmuz'da olduğu gibi karşı çıktı. İşte çok önemli bir tepkidir. Evet. Onun yanında önemli bir süreçtir ve dönemeçtir o. Dolayısıyla biz şimdi artık gençlerimiz olsun, vatandaşımız olsun hepsi de siyasete yatkın hale gelmeye başladı. Onun yanında işte geliyor siyasete bir yerinden başlamış oluyor. Mahallesinden olsun, gençliğinden olsun, kadınından olsun ve aynı zamanda ana akademisinden olsun bir yerinden buralara katkı vermeye çalışıyor. Onun içinde bu Türkiye'nin çıtasını daha yükseltecektir. Kaliteli insanların, iyi siyasetçilerin çok daha fazla olmasını, potansiyelin genişlemesini ortaya koyacaktır. O anlamda mutluyum, gururluyum. Niye? Genç yaşlarda biz de bu siyasete başladık. Biz bir kadro kuracağımız zaman ya da işte bir ekip oluşturacağımız zaman gel siyaset yapalım ya da şurada bir sosyal faaliyet içerisinde olalım dediğimizde insanlar tedirgin bir şekilde geliyordu ya da yaklaşıyordu. Bugün bir üye yapmaya çalıştığında anne baba diyor ki ya oğlumu kızımı yapmadı diyor beni yap diyor mesela üye. Evet. Ben AK Partiliyim. Dolayısıyla AK Parti'ye üye yapıyorsun. Ve bu neyi getiriyor? Bu siyasetten bir noktada korkutulduğunu gösteriyor evet. bir evet. zamanlar. Onun için de şu anda Keçiören siyasete de, siyasetçisine de, hepsine de sahip çıkıyor. Yanlış yapana da dersini veriyor. Dersini veriyor, azarlıyor. Gönül bağı varsa bile, gönül bağı varsa bile o yanlışı bize mutlaka gösteriyor. Onun için de ben bu anlamda gelecek adına siyaset demokrasilerde demokrasinin dili siyasetten geçer. Evet. Dolayısıyla demokrasimizin, özgürlüklerimizin, konforun, refah standartlarının bu anlamda vatandaşla birlikte, konuşan vatandaşlarımızla birlikte çok daha yükseğe çıkacağını düşünüyorum, inanıyorum, dua ediyorum inşallah. Efendim seçmen profiline baktığımızda Keçiören'de nasıl bir tablo var? Teşkilat döneminizden bugüne yerelde, genelde. Büyük şehre de Keçiören'in katkısının olduğunu biliyoruz AK Parti bağlamında. Tabii. Yani Keçiören şu anda seçmen sayısı bakımından en büyük ilçedir. Seçmen sayısı. Evet. Nüfus olarak birinci ilçe Çankaya, ondan sonra da Keçiören gelir. Ama genç nüfusun daha yoğun olması bizim seçmen sayımızın da bir numaralı hale getiriyor. Dolayısıyla bu anlamda insanlarımız ne yapıyor? Bu konuda çok daha yatkın evet. bu konulara. Onun için yapısı şöyle, tabii daha çok ilk numarada Ankaralı bir yapı var. Ondan sonra Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve o şekilde bir seçmen yapısı. Anadolu mozaiği. Anadolu'nun mozaiği. Dolayısıyla böyle bir yapı ve AK Parti'nin de güçlü olduğu bir ilçe Keçiören. Bizim herhangi bir endişemiz söz konusu değil. Yani belediyenin kaybedilmesiyle evet. ilgili. Ama biraz önce işin başında da söyledim. Konjonktürün vermiş olduğu bir ağır hava var. Tabii biz bunu inşallah iyi değerlendireceğiz. Karar vericilerimiz büyük şehire de büyük bir katkı verecek. Sinerji oluşturacak, heyecan oluşturacak. Vatandaşın kafasındaki endişeleri giderecek bir aday profili üzerinde ortaya konacak. Ve ondan sonra da inşallah biz Ankara'yı da güçlü bir şekilde tekrar almış olacağız. Tabii bu bir süreçtir. Şu anda net bazı evet. şeyleri söyleyemiyoruz. Siyasetin iki kere ikisi dört etmez. Evet. Dolayısıyla bugün itibariyle şöyle olacak deme lüksümüz yok. Ama biz şuna bakıyoruz. Keçiören'le AK Parti milletin elinden tuttu. Millet de o eli bırakmıyor. Çünkü hizmetin nereden geldiğini bu millet
ferasetiyle, basiretiyle, çok net bir şekilde duasıyla görüyor ve dolayısıyla da bu anlamda AK Parti'ye sahip çıkıyor. Tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz. İşin görünen tarafı var, görünmeyen birden fazla yüzü var. Ama ben bir şey söyleyeyim. Vatandaşımız inşallah sandığa gittiğinde hizmet nereden geliyorsa oraya oy vereceğine yürekten inanıyorum. Şimdiye kadar yapılan tüm seçimlerde biz bunları çok net bir şekilde gördük. Tabii aynı zamanda mesaj da verir sandıkta vatandaşımız. Biz bu mesajı da alacağız. O mesajı almazsa hangi yöne, hangi istikamete gittiğimizi net bir şekilde ortaya koyamayız. Biz ne olursa olsun birçok seçim kazanmışızdır. Ama seçimden sonra acaba kalan, bize vermeyen, oy vermeyen insanlarımız neden oy vermedi diye bunun üzerinde durmuşuzdur. Evet. Ben o oyu nasıl alırım diye bunun üzerine titremişizdir. Ve o hassasiyetlere uygun politikalar geliştirmişizdir. Bu anlamda da ben Keçiören'den Büyükşehir'e de güçlü bir destek çıkacak. Büyükşehir'den çıkacak güçlü bir desteğin Türkiye'ye de güçlü bir rüzgar estireceğini biliyoruz bu anlamda. Onun için de bu anlamda önemli bir lidere sahibiz. Bu sadece bizim şansımız değil. Bu Türkiye'nin şansı ve gönül coğrafyasının şansı. Recep Tayyip Erdoğan. Şüphesiz. Dolayısıyla bugün siyasi tecrübesi, tabandan gelmiş olması, insanların arasında müthiş bir muhabbet olması, gönül bağı kurması bizi tabii ki ülkeyi bu anlamda rahatlatıyor. Ama ben şunu düşünmeliyim bir Keçiörenli olarak, aday olarak. Cumhurbaşkanının omzuna yüklenip bir rüzgar estirsin de biz de o rüzgara takılıp gidelim demeyeceğiz. Böyle bir siyaset olmamalı. Ben ne katkımız olur? Ben ne katkı vereceğim? O omuzdaki yükü ne kadar hafifleteceğim? Ben bunun düşüncesi içinde olmalıyım. Onun için de hizmet üreteceğiz. Hizmet ürettikten, temel belediye hizmetlerini yaptıktan sonra şunu da yapmak zorundayız. Vatandaşa samimi bir şekilde dokunmamız lazım. Bu çok önemli. Evet. Önemli. Gönül belediyeciliği diyor Sayın belediyeci. Cumhurbaşkanım. İşte bu. Yani biz Allah'a şükür bugün Keçiören'de birçok hizmet noktasında, temel hizmetler noktasında birçok şey yapıldı. Sosyal belediyeciliğin birçok örnekleri gösterildi. Ama vatandaşın bu anlamda onu sahiplenmesi onunla kurduğun bağa bağlı. O bağ, o gönül bağı kuvvetli olduğunda vatandaş siyasetçisini hep yukarıda tutuyor. Kimseye ezdirmiyor. Ben Keçiören Belediyesi'nin faaliyetlerini yakından takip ediyorum bildiğiniz gibi. Evet. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Ak'a da zaman zaman bunu söyledim. Afrin'de okulların onarımı faaliyete girmesiyle ilgili yapılan son dönemlerdeki o hizmet yani sayısız hizmetlere bedel. Evet. Yani ekonomik bedeli 2-3 trilyondur, 5 trilyondur. Ama Keçiören Belediyesi, Ankaralı Belediye oradaki okulları tamir edip eğitim öğretime açılmasına vesile oluyorsa bunun bedeli maddi olmaz. Öyle. Kim yapıyorsa, sizler yapıyorsanız, sizler ekibiniz yapıyorsa, ekibiniz hepsini tebrik ettim başkanın şahsında. Yani yerel yönetimler kamudan hizmeti bekler, merkezi hükümetten hizmet bekler ama zaman zaman da bu tür katkılarda bulunur. Evet. Son dönemlerde bakıyorum, sağlık ocakları yapıyor, polis karakolları yapıyor, işte camiler yapıyor, eğitim kurumları yapıyor ve belediye yapıyor, ilgili kuruma da teslim ediyor. Evet. Bu da Keçiören için de önemli. Şöyle Aydın Bey, tabii metropol bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla hizmetleri birçoğu yapılıyor, yatırımlar ciddi manada, evet. Hamleler söz konusu. Fakat bu şehrin içerisinde gözükmüyor. Tabii yapılan geniş bir alanda, o nüfusta. İşte onun için söylüyorum. Yani hizmet yapacaksın, temel belediye hizmetlerini ortaya koyacaksın. Ama sosyal belediyeciliği çok daha öncelikli hale getireceksin.
Sosyal belediyecilik olmazsa diğerlerinin bir kıymeti kalmıyor. Yani vatandaş buna bakıyor. Biraz önce Afrin örneğinde verdiğiniz gibi. Yani bizler Türk toplumu ve inancımız, itikadımızın gereği yardım etmeyi severiz. Bunun yanında yardımın birçok musibeti üzerimizden kaldıracağına inanırız. Bugün belayı bakın Türkiye çok ciddi hamleler yapıldı. Üzerinde bir takım senaryolar oynandı. Manipülasyonlar ortaya çıktı. 15 Temmuz'u hatırlattınız. 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminde bulunuldu. Ben şuna inanıyorum. Bugün belki Suriyeliler deniyor vesaire. Ama o insanlara açtığımız o bağır, o mahrum, mazlum insanlara... Ensar görevimizi yerine getirmemizin bir karşılığı var. Karşılığı. Ben buna inanıyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir şey olmamış. Silaha karşı kimse çıkmamış. Ya süper bir ülke, dünyanın bir numaralı ülkesine kafa tutmuşsun. Amerika'ya. Evet. Onun için özgüvenimizi tam tutacağız. Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal istikrarı hep çıta atlıyor Türkiye. Dün biliyorsunuz Mavi Akın Projesi. Evet. Son boruları akılsız ermiyor. Denizin altına boru döşüyorsunuz. İşte bunlar önemli. Biz istikametten ayrılmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin kalkınması lazım. Bu ülkenin kalkınması sadece kendisiyle ilgili bir kalkınma değil. Bugün mazlum, mahrum neredeyse Türkiye'ye bakıyor. Evet. Gönül coğrafyamız dua ediyor. Niye ediyor? Türkiye lider bir ülke. Türkiye'nin kökü olan, geçmişi olan bir medeniyete sahip bir ülke. Onun için de bugün bu sömürülen coğrafyaların tekrar eski huzuruna, o refah toplumuna kavuşması için Türkiye'ye bel bağlamış durumdalar. Onun için de şu anda bir takım sıkıntılar çekiyor olabiliriz. Ben buradan vatandaşlarımızı da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani biz gururlu bir milletiz. Evet. Yani belki aç kalırız, kuru bir soğan yeriz ama dimdik dururuz. Böyle bir millete, böyle bir kalibreye sahibiz. Evet. Millet yapı olarak buna sahibiz. Dolayısıyla bu dönemleri bir takım spekülasyonlara, algılara, oyunlara gelip de duygusal hareket etmeden, geçmişe bakıp neler yapıldı, hangi hizmetler üretildi, bu milletin 3 kat büyüdüğünü, onun yanında konforunun yükseldiğini, standartlarımızın yükseldiğini, bugün sokaktan görebiliyorsunuz, caddeden görebiliyorsunuz, evinizin içerisine girdiğinizde standartınızın o anlamda yükseldiğini görüyorsunuz. Bunları görmezlikten gelip de dolayısıyla siyasete, AK Parti'ye bakışları farklılaşmasın. Onun için bizler zirveye yaklaşmışken yorulduk, dur geri dönelim dediğimiz anda kaybettiğimiz andır. Evet, evet. Çünkü Türkiye zirveye yaklaşmıştır. 2023 basit bir tarihten ibaret değil Aydın Bey. O geniş bir tasavvuru, medeniyet tasavvurunu, kültür tasavvurunu, 100 yıllık kuşatmayı bitirecek bir andır. Dolayısıyla o ana varmamamız için her türlü bir takım odaklar oyunlarını yapacak. Biz de onun için bu oyunlara gelmemek lazım. Dolayısıyla AK Parti'ye sahip çıkması gerekiyor. Biz de tabii ki milleti mahcup etmeyeceğiz. Biz de işimizi yapacağız. Yani milletten oy isterken oturduğum yerden oy isteyim demeyeceksin. Millete karşı sorumluluklarını yerine getireceksin. Millet artık biraz önce söylediğim gibi sosyal belediyecilik dedik. Millet şuna bakıyor. O işin zaten sen yapacaksın. Temel hizmetlerini yerine getireceksin. Tabii temizliğini yapacaksın, yolunu yapacaksın. Ama bunun yanında bir, ilçenle ilgili kalkınmaya önem vermen gerekiyor. Bize verdiği mesaj bu. Ben böyle anlıyorum. Evet. Kalkınmaya önem vereceksin. Benim hayatımı kolaylaştıracaksın. İşsizlerimiz varsa bunlarla ilgili yatırım getirebiliyorsan getir ilçene.
Dolayısıyla işsizliği belediye azalt. Olarak öncülük yap. Bunları yap. Ve aynı zamanda benimle gönül bağını da koparma. Evet. Yanıma gel. İyi günümde, kötü günümde. Derdimi dinle, derdime çözüm bul. Vatandaş bunu istiyor. Bunu istiyor. Dolayısıyla bizler bu bu düşünceleri hiçbir zaman aklımızdan, zihnimizden uzak tutmadan ne yapacağız? O milletin istediği şekilde yerine getirmiş olacağız. Ve hizmetlerimize özel bir anlam yüklememiz lazım, ruh vermemiz lazım. İnsan sade bir binayı hoşuna gitmiyor. Ama orada evet. Bir ruh varsa, bir kimlik varsa... Madem insana hizmet... Aynen öyle. İçine insanlarımız gelip de oradan istifade ediyorsa, fayda buluyorsa, o zaman sana açıyor elini, dua ediyor. Şimdi aklıma belediyenin hizmeti geldi. Yanılmıyorsam Pursaklar Belediyesi. Spor tesislerinin mezarlığın içinde bir halı saha var. Evet. Zaman zaman o eleştiriliyordu. Ben Selçuk Başkan'a sordum. Niye bunu yaptınız? Mezarlığın içinde halı saha. Şöyle gece sabahlara kadar halı sahada top oynanıyor. Geri dönüp bir mezarlığa baksın, ölümü hatırlasın diye yaptık. Evet. Bir anlamı var. Öyle. Yani belediyelerin yaptığı hizmetlerin anlamı da olmalı. Öyle. İş tutma biçimimiz bu şekilde olmalı. Ahireti düşüneceğiz. O zaman işe bakarken milletin hakkını, çünkü vergi veriyor. Evet. Dolayısıyla belediye bir kaynak oluşturuyor. O milletin hakkını etkili, verimli kullanacaksın. Milletin menfaati için kullanacaksın. Biz de bunu istiyor. Onun için ölümü hatırlayacaksın. Aydın mı? Evet, evet. Öbür dünyada ecdat bu işin bir hesabı var. Ecdat bunu böyle yapmış. Dolayısıyla ölümü hatırladıkça doğru yoldan hiçbir şekilde çıkmayız. Bu anlamda da güzel örnekler var. AK Parti şu. AK Parti yerel yönetimlerle birlikte büyümüş bir partidir. Evet, onların Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan sonra bu sürece gelindi. Evet. Çok önemli hizmetler yaptılar. Tüm belediye başkanlarımız. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Taş üstüne taş koyandan razı olsun. Dünden çok daha iyiyiz. Ülke olarak. Bugün Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin. Vatandaşlarımızdan birçoğu da gitmişlerdir. Evet. Ya da daha önceleri öve öve anlatamadıkları Amerika'yı, Avrupa'yı, Türkiye'de her şeyle yaşıyoruz. Aynı hizmetler buralarda var, ülkemizde var, Keçiören'de var. Hiç endişe etmesinler. Eskiden işte Almanya'ya giden vatandaşlarımız vardı. Ya da başka bir Avrupa ülkesine gidip orada iş tutmuş insanlarımız vardı. Bunlar Türkiye'ye geldiklerinde işte araçlarıyla, arabalarıyla biz öyleydik yani. Arabalarını görünce işte arkasından koştuğumuz da oldu. Ya da şöyle güzel bir şekilde baktık. Bizim de olsa diye birçok şekilde hayal kurduğumuz zamanlar da oldu. Bugün Avrupa'dan birçok vatandaşımız geliyor. Gönüldaşlarımız geliyor. Bugün bizim ülkemiz standartları içerisinde onların araçları, arabaları kayboluyor, gidiyor. Aynen. Farkında bile değiliz. Hiçbir özelliği yok. Evet. Onun için bugünlere şükürler olsun. Bunu kim getirdi? Evet. Bunu işte AK Parti iktidarı yaptı. 3 kat büyümüşüz. Milli gelirimiz 3 kat büyümüş. Şu anda da yerel yönetimlerde milletvekilinde olduğu gibi gençlere de kapıyı araladı değil mi? Evet. Bu da Cumhurbaşkanımızın hakikaten gençlere verdiği önem ve siyasette de kararlı olmalarını, onun yanında cesaretli olmalarını her zaman öven bir iradenin sonucunda ortaya çıktı. Ben Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptığımı söyledim. Evet. Hakikaten siyasette gençlik kollarının havasını teneffüs etmek siyasette daha kalıcı hale getiriyor. Biz bunun bir örneğiz. Mutlaka. Daha birçok gençlikten gelen siyasetçilerimiz var. Biz bunları önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz? Siyasetçi yetiştirmemiz lazım Aydın Bey. Mutlaka siyasetçi yetiştirmezsek olmaz. Biliyorsunuz birçok siyasetçilerimiz vardı. Onlar vatandaşımız şunu düşünürdü hep. Ya hep aynı yüzlere mi muhtacız? Evet. Diye serzenişte bulunurlardı. 50 yılda aynı yüzler. Hayıflanırlardı. Birçok noktada dertlenirlerdi. İşte bugün
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açıyor ki yeni siyasetçiler gelsin, iyi siyasetçiler gelsin, bu millete büyük bir heyecan versin, işini tutuş biçimi çok daha iyi olsun, daha da geliştirsin, bilgisini katsın, sevgisini katsın, tecrübesini katsın, bu ülkeye hizmet etsin diye. Gençlerimizde bunun birçok örneği var ve bunu da gerçekleştirmek için şu anda gençlerimiz bu manada birçok yöremizde, ilimizde, ilçelerimizde şu anda aday adaylıklarına müracaat ettiler. Ben burada da şunu vurgulayayım özellikle. Gençlerin siyasete atılmalarını farklı değerlendirmeler içerisinde bulundurmasınlar. Bu meşru bir yoldur, meşru bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreci farklı bir şekilde değerlendirip insanlarımızın, gençlerimizin o cesaretlerini kırmasınlar. Tabii ki gençler olarak bizler yerimizi bileceğiz. Nerede durduğumuzu bileceğiz. Ama o cesaret, o kararlılık olmadığı anda hiçbir işi yapamazsınız. Ben siyasette bunu gördüm. Siyasetin realitesini iyi okuyacağız. Mutlaka. Siyasetin realitesini okumayıp sadece ben varım, onun yanında başka insan yetişmesin dediğiniz anda o zaman siyaseti kısırlaştırdığınız andır. Zenginleştirmek buna lazım. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur Aydın Bey. Özellikle vurgulamak istiyorum. Onun için ben gençlerimiz nerede olursa olsun o cesareti göstermeleri gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Şüphesiz. Ama vizyoner olacaksın. Yani o gençlerimiz de bir takım meziyetlere sahip olacak. Kendisini yetiştirecek. Çağın gereğine uygun hale getirecek. Bilmiyorsa öğrenecek. Mutlaka kendini ya da yetiştirecek. Bilmediği konuda bir bilene gidecek, konuşacak, öğrenecek, tecrübesinden istifade edecek. Ben onun o konuda ümitkarım. Yerel seçim öncesi yaşadığımız milletvekili seçiminin adayların temayül yoklamasında Altın Park'ta biz canlı yayında 35'e yakın aday adayı konuk almıştık. Bir yarısına yakını genç bay ve bayanlardan. Oradaki vizyonu gördüm. Yani AK Parti'de siyaset yapmak isteyen o gençleri nasıl bir vizyona sahip olduğuna şahit olduk. Hepsi pırıl pırıl, gelecek vadeden bir kesim. Öyle. Biz şunu özellikle söyleyeyim. Hizmet etmeyi bileceksin. Hizmet etmeyi bileceksin. Bunun yanında gençliğin elinden tutacaksın. Gençliğe sorumluluklar vereceksin ki bugün bazı olumsuz hadiselerin içerisine bu gençler gitmesin. Mutlaka. Toplum olarak bu bizim sorumluluğumuz. Yoksa gençlere hiçbir şey yakıştırmadığınız anda o çocuk kendini ifade edecek alanlar buluyor. Kötü alışkanlıklar tabii dahil. Mesela tabii ki ben onu kastediyorum. Kötü alışkanlıklar. Gezi Parkı olaylarında mesela sokaklara bir takım genç arkadaşlarımız çıktılar. Birçoğu belki farklı noktalarda kötü emellere alet oldular. Evet. Yani sen değerlendiremezsen olumlu olarak birileri olumsuz olarak kanalize mesela edebilir. Mesela o insanlara şunu söylemiştir. Hepimiz bir gençlik yaşadık. Evet. Ben de bu şeyin içerisindeyim, jenerasyonun içerisindeyim. Bu insanlar nereye gittiğini bazıları bilmeyen insanlardı. Dolayısıyla orada ne yaptı? Eline taşı aldı, kendini o şekilde ifade etmeye çalıştı. Bu çocuk yavan büyümüş bir çocuktu. Yavan. Evet. Yani inanç, maneviyat, kültür, medeniyet, ahlak bunların hiçbirisini birisinden almamış insanlarımız. Birisinden tecrübe etmemiş, ilgi alaka olmayan. Peki bu insanı kullanmak kolaydır. Verirsin eline ve ki öyle yapıldı, parayı verirsin. Tabii tabii. Benim için şurayı taşla dersin. İşte bu tehlikedir. Onun için gençlerimiz ne yapacak? Siyasete. Sosyal sorumluluklara, illaki siyasette yapmayı istemeyen olabilir saygıyla karşılık. Üniversiteler de sahip çıkmalı. Aynen öyle. Sosyal sorumluluklar almak zorundalar. Ki ülke büyüsün ülke. Evet. Yoksa insanın ömrü bellidir. Yani
hizmet edeceği şey de yıllar da bellidir. Verimli çağlar. Bunu sonuna kadar sürdürecek diye bir şey yok. Biz gençliğimizin o dinamizminden, o heyecanından istifade edelim. Bu ülke çok şey kazanacaktır. Ben buna genç nüfusumuz var. Bu manada siyasette de aktif olarak görev almalı diyor. Evet. Kesinlikle. Efendim, programın son dakikalarına girdik ama Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor dedik. Yerli ve milli silahlarımızla mücadele veriyoruz. Güneydoğu'da terörle mücadelemiz var. İşte sınırlarımız ötesinde. Bu konuda görüşleriniz nedir? Bir son bir şey daha buyurun, vurgulayayım. Sonra. Çünkü bu konuda konuşmanın almasın. Bir bütünlüğünü de kaçırmak istemiyorum. Şimdi hizmet edeceğiz. İnsanlarımızın gönlünü hoş tutacağız. Hoş tutacağız. Gönül bağını hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacağız. Bunun da yaptığımızı iyi pazarlayacağız. Mutlaka. Ahlaklı ekiple, işi bilen ekiple çalışacaksın. Bunun yanında da gönül bağında sevgiyi, samimiyeti hiçbir şekilde de ortadan kaldırmayacaksın. Sonuna kadar bu şekilde yürüteceksin. Başarılı olmak istiyor isek. Dolayısıyla ben seçim kazandım, geldim, oturdum, benim hakkımda değil. Vatandaş evet. Artık bir başka bakıyor. Dolayısıyla bu bakışı hiçbir şekilde insanların bize karşı gösterdiği o muhabbeti, sevgiyi gözümüzden ırak tutmadan bu bilinçle, bu şuurla çalışmak lazım. Ben de bu bilince, bu şuura sahip bir insanım. Şüphesiz. Bu Keçiören'in içerisinden, bağrından çıkmadan hizmet üretmeye çalışmış bir insanız. Onun için de niyet hayır, akıbet hayır bu İnşallah. Konuda özellikle söyleyeyim. Ve bizler projelerimizle, onun yanında hayallerimizle, Keçiören'le ilgili hayallerimizle Bakın. Bu konularla adapte olduk. İnşallah Rabbim bizlere fırsat verdikçe, yani illaki bir belediye başkanlığı değil yani birçok alan saha var. Tabii görev bizler hizmet görevler. Üretmeye devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru yapacağız işimizi. Ahlak ve erdemden hiçbir şekilde uzak durmayacağız ve işimizi geliştireceğiz. Yenilikçi hizmetleri ortaya koyacağız. Vatandaşın hizmetini kolaylaştıracağız. Bu işi yaptıktan evet. sonra ben bu anlamda Keçiören'in... Vicdanen müşteriyim. Tabii yani Keçiören'in çok daha model, marka şehir statülerini çok daha rahat bir şekilde kazanacağını ümit ediyorum. Yerli ve milli konusu önemliydi. Yerli ve milli konusu. Tabii şu anda tekrar söylüyorum. Ülkemiz dünyanın da tabii... Gözü üzerimizde. Evrelendiği bir durum var. Artık dünya eski dünya değil. Şartlar değişti. Güçler çok daha farklı fay hatları oluşuyor. Bunun yanında farklı güçler... Coğrafyalar yeniden kurgulanıyor. Kurgulanıyor. Onun için Türkiye de bunun içerisinde yerini alacak. Biraz önce konuşmamızda da söylediğimiz gibi Türkiye iddiasını sürdürdüğü ölçüde bir takım düşmanlar da odaklanıyor. Niye? Zengin adamın düşmanı çok olur Aydın Bey. Bir de güçlü adamın, yiğit adamın düşmanı olur. Albenisi var zaten. Türkiye zenginleşiyor. Türkiye yiğitleşiyor, güçleniyor. Onun için de birileri de Türkiye'nin üzerine baskı yapmaya çalışıyor. Eski müstemleke halinde olmasını istiyor, arzu ediyor. Güçlü Türkiye istemiyorlar. İstemiyorlar. Onun için bugün bakın 24 Haziran'da bir ittifak oldu. İşte bu bir milli harekettir. Ben ülkemin bekasını düşünüyorsam, geleceğini düşünüyorsam, ülkenin istikrarını düşünüyorsam, milli meselede bir araya geleceğiz. Evet. Bu kültürü yaşatmamız lazım. Belki Türk toplumu olarak ortaklık noktasında çok hoşumuza gitmiyor. Yani bir şirket kuracağız, ortak olmak pek istemiyoruz ama bu kültürü artık aşılamamız lazım. Başkanlık sistemi de onu gösteriyor. Bu da bunu gösteriyor. Uzlaşır kültürünü gerektiriyor. O milli konuda önemli.
Onun için bu anlamda gelecekle ilgili vatandaşımız bugün belki ekonomik anlamda kolay zamanlardan geçmiyoruz. Ama hiçbir şekilde endişelenmesinler. Gene milli bilinç ortaya çıkacaktır. Vatandaş kavrayacaktır, tutacaktır. Yöneticilerimiz, bakanlarımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu işi zaten ortaya koyuyor. O iradeyi, o cesareti ortaya koyuyor. Kolektif bir şekilde ve bizi biz yapan değerler ölçüsünde ne yapacak? Bu manada o çerçeveyi, o gücü tekrar ortaya koyacaklar. Allah ülkemize, milletimize zeval vermesin. Ben aklı selim çok siyasetçilerimizin olduğunu biliyoruz. Bu manada da o millilik şuuru üzerinde mutabakat net olacaktır. Çünkü düşman şunun hesabını yapar. Bugün belki Afrika'yı düşünebilirsiniz, Orta Doğu'yu düşünün, evet. Balkanları düşünün, Kafkasları düşünün. Hep fay hatları üzerinde çalışırlar. Oryantalistler böyledir. Evet, kırılganlık ben, yani. Kırılganlıkla. Ben Türkiye'yi nasıl birbirine düşürebilirim? Oradaki insanları birbirine çatıştırırım. İran'ı nasıl yapabilirim? Suriye'yi nasıl kırabilirim ki o Orta Doğu'daki hesaplarından ne çıkar? O çatışmadan ben sömürürüm. Onun yanında zenginleşirim. Şimdiye kadar böyle yaptı Batı. Şu anda yakın bölgelerimizde, coğrafyalarımızda bunun sıkıntılarını görüyoruz. Ama şimdi güçlü bir Türkiye var. Evet. Karar verici bir Cumhurbaşkanımız var. Evet. Bu oyunları bozuyor. Evet, bu oyunları bozuyor. Bozacağız. Biz yeter ki güçlü olalım. Bunun yanında da Rabbim bize tabii ki milletimize karşı mahcup etmesin. Şunu bilsinler ki endişe yok. Özgüvenimizi tam tutacağız. Bu millet özgüveninin ne demek olduğunu bildi. Tam bağımsızlığın ne demek olduğunu bildi. Hizmetin ne demek olduğunu öğrenmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye artık eskiye dönüş olmayacak. Ok bir kere yaydan çıktı. O dev uyandı. Onun için bazen konjonktürel bir takım sıkıntılar olabilir. Onun için de bu dönemlerde de o millilik bilinci içerisinde, şuuru içerisinde mevcut durumumuza, AK Parti'mize sahip çıkacaktır. Allah da inşallah bu milletin feraseti, basireti geniştir. Dolayısıyla bu millet çok çok iyi, konforlu standartlarda yaşamayı hak ediyor. Bu anlamda da bizler de bu standartları yükseltmek için gayret edeceğiz, vesile olacağız. O hayallerimizi her zaman, her sabah kalktığımızda tazeleyeceğiz. Dolayısıyla ben yerelde Keçiören için, diğer işte adaylarımız başka ilçeleri ve illeri için, Cumhurbaşkanımızın zaten hayali Türkiye ile ilgili hiç bitmiyor. Hepimiz bu işe seferber olacağız. Tek başına tekrar vurguluyorum. Çünkü bu konuda evet. Bazı durumlarım var. Ben Cumhurbaşkanımıza artık şu omzuna yüklenmek yerine yükünü paylaşmak yükünü lazım. Yükünü almak gerekiyor. Her alanda yükünü paylaşması. Bunun derdi içindeyim. Ve bizi de bilenler bu dert içerisinde olduğumuzu biliyorlar. Bilirler. Onun için de Rabbim inşallah geleceğimizi, akıbetimizi bu manada hayırletsin. Amin. Çok teşekkür ederiz başkanım. Güzel bir söyleşi oldu. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de konuk ettiğiniz için Kanal 5 ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Buradan milletimize de özellikle seslenmek istiyorum. Hizmet etmek tabii fedakarlık istiyor. Biz bu fedakarlığa talibiz. Niyet hayır, akıbet hayır. Biz adım attık. İnşallah adımımızın sonu hayırlara vesile olur. Dolayısıyla bu bir yarıştır. Genel merkezimiz inşallah en iyi kararı verecektir. Ve o karar doğrultusunda biz adayımız kim olursa olsun etrafında bütünleşeceğiz. Yola devam edeceğiz. Var gücümüzle aynı kendimize çalışmış gibi onun adına çalışmış olacağız. Bu davadır.
bu şahsiyet meselesi değildir. Dava meselesi. Biz de bu davanın peşinde sonuna kadar var gücümüzle çalışacağız. Onun için de bu sürecin de hayırlı olmasını, ülkemize ve gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini ben özellikle temenni ediyorum, dua ediyorum. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, programı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.